Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta yorumlarda birçok kez yazmış olduğunuz o içerik artık geliyor. En sonki bölümde oyundaki bütün karakterlerin en iyi aksesuarlarını seçmiştik. Bu bölümde de oyundaki bütün karakterlerin en iyi yıldız güçlerini sizlere seçeceğim. Videonun başında bu seriyi seviyorsunuz biliyorum. Bu yüzden bir tane beğeni istiyorum ve kanala abone değilseniz kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu çünkü hala abone değil. Ben bu videoda lafı uzatmayı sevmiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde giriş yapacağım. Shelly'de hocam ben net bir şekilde fişek şoku yıldız gücünü kullanıyorum. Çünkü rakipleri 2 saniyeliğine yavaşlatıyor. Bu yavaşlatmayla beraber neredeyse kesin bir kill alıyorsunuz gibi duruyor. Veyahut da canınız az kaldığı zaman ne yapıyorsunuz? Rakipten kaçabiliyorsunuz yavaşlattığınız için. Hocam şöyle hemen bir hızdan ultimizi alalım. Eskiden yara bandının gücünü zaten biliyorsunuz bayağı bir güçlüydü. O zamanlar inanılmaz iş yapıyordu ama artık şöyle mesela bak canın az abi. Onu yavaşlattım ben uzaklaştım gibisine. Veyahut da bunu tam tersi olarak da düşünebilirsin. Bak tam ucundan şöyle vurdum mesela. Hocam adam yavaşladı ben hemen gittim dibine tekrar onu kestim gibi düşünebilirsiniz. Güzel iş yapan bir yıldız gücü. Geldim Nita karakterine. Nita karakterinde birazcık değişken aslında. Geri geldiği zaman ben sağlık vereni kullanıyorum. Genel olarak ama Hipera'yı kullanıyorum. %60 böyle saldırılar arasını azaltıyor arkadaşlar. Ve bu saldırıların arasını azaltması soygun modunda mesela bayağı bir işe yarıyor. Onun dışında savaş topunda yine dondurma sersemletme gücüyle de rakipleri hızlı bir şekilde alt edebiliyorsunuz. Can vereni de kullanabiliyorum ama genel olarak bu yıldız gücü daha iyi duruyor. Sanırım az önce kalkan dedim. O can veren arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yani robotu şu an resmen patates etti abi. Yani şuna basıyorsun abi bak. Şu aksiyona basıyorsun. Tak donduruyorsun. Rakibe zaten şöyle şöyle vurdu. Hocam rakibin işi bitti direkt. Üçüncü karakterimiz Colt'a geldik. Colt'ta ben abi alıştım. Bu Magnum Special yani menzilini arttıran yıldız gücü Colt'un saldırı menzilini %11 arttırıyor. Şimdi genel olarak size İzlenimlerimi de söyleyeyim. Millet genel olarak yaylı çizmeler hareket hızının arttığı yıldız gücünü kullanıyor ama ben bu menzilin arttığı yıldız gücüyle oynamaya bayağı bir alıştım. Yani ben sonuç olarak kendi kullandığım şeyleri gösteriyorum size. Hani artık hızla daha iyi oynarım diyen varsa abi orası size kalmış arkadaşlar. Ben bu menzile alıştığım için sürekli menzille beraber oynuyorum abi. Bak de buradan o robota çakabiliyorsunuz, vurabiliyorsunuz. Geldik Bull karakterine. Bull karakterinde ben ikinci yıldız gücü olan kabadayıyı kullanıyorum. Sağlık %40'ın altına düştüğü zaman %30 bir kalkan karaktere geliyor. Şimdi abi yine değişken var bu karakterin içerisinde. Eğer soygun modunda oynayacaksanız diğer merminin daha hızlı doldurduğu yıldız gücünü kullansanız çok daha iyi olur. Hatta direkt daha iyi olur ya. Evet abi. Ya çünkü burada canınız azaldığı zaman bunu kullanabiliyorsunuz sadece. Soygunda canınızın azaldığı zaman kasaya daha hızlı vursanız, rakiplerinize daha fazla vursanız çok daha iyi olur. 4000 canda kalkan gelir mi? Evet. 4000 canda kalkan geldi. Yani bu şekilde bir kalkan kazanıyorsunuz. Brock karakterine geldim. Brock karakterinde ben 1. yıldız gücü daha fazla roketi kullanıyorum. Roket yağmuru %44 daha fazla roket atar diyor. Bu roket yağmuru dediği Brock'un ultisinin adı. Yani ultisinde çok daha fazla mermi çıkıyor ve hani rakiplerin kaçmasını da zorlaştıran bir ulti oluyor. Bu yüzden yani bayağıdır bu yıldız gücünü kullanıyorum. Şöyle bir bakalım. Hocam çatır çutur bakın yani attığım noktadaki herkes ölmüş oldu. Yani her yere bir roket illaki gidiyor. Diğerinde daha az roket attığınız için kaçmaları bir tık daha rahat olabiliyor. El Primo karakterine geldim. El Primo'da alevli atlayışı kullanıyorum. 4 saniye boyunca düşmanı yakıyoruz ve bakın 1700 hasar veriyor. Gerçekten çok yüksek bir hasar. Eskiden diğer yıldız gücü hızı da bayağı bir kullanırdım aslında ama yani bilmiyorum bayağıdır onu da kullanmıyorum. Artık bu alevli olana neredeyse tamamen geçtim gibi bir durum var. Şöyle bir vuralım hocam. Bakın 100k'dan ne kadar can bırakmış olduk. Atlama hasarımız da var tabii ki. 96.388'e kadar yıldız gücüyle beraber olayı düşürmüş bitirmiş olduk. Ve geldim sıradaki karakterimiz Barley'e. Hocam Barley şimdi birazcık yine değişken. Ama baktığınız zaman ben genel olarak bu ekstra acılı yani daha fazla hasar veren yıldız gücünü kullanıyorum. Diğer yıldız gücü de tam tersi sağlık veriyor. 480 sağlık verdiği yıldız gücü de var. Yani burada bazen bu hayalet modu falan geliyor ya gittikçe canınız azalıyor vesaire. Yani orada mesela 1. yıldız gücünü kullanman daha iyi olabilir. Bu tarz değişik dış etkenler olabiliyor. Birçok yıldız gücü altında önemli yıldız güçleri ama farklı modlarda farklı şekilde kullanılabiliyorlar. Yani ben şu anda dediğim gibi genel olarak hasarı kullanıyorum. Bakın 1700-1700 3440 hasar veriyor tek mermide. Poco karakterine geldim. Poco karakterinde hocam şimdi nasıl bir taktik yaptığınıza bağlı aslında yine. Double tank vesaire oynayacaksanız yanınızda 2 kişi alıp Da Capo yani 962 sağlık kazandıran yıldız gücünü almanız daha iyi olur. Ama genel olarak Tissola'da tek başınıza oynuyorsanız çok daha fazla iş yapabilirsiniz. Çünkü bu hocam 1520 hasar veriyor. Gerçekten
az gibi gözükebilir ama Poco'nun hasarı az olduğu için hani 3. vuruşun yanına aslında 4. vuruş eklenmiş gibi oluyor. Bu yüzden gayet önemli. Bakın 1520 hasar veriyor normalde karakter. Ya bir de üstüne bakın, şöyle hop basıyorum. Hepsi patates. 1520 bu şekilde büyük bir alana hasar vermiş oluyorsunuz. Rosa'ya geliyorum. Rosa'da hocam ben bayağıdır yani çalıların içerisindeyken 300 sağlık aldığı yıldız gücünü kullanıyorum. Diğeri de ultisini bastığı zaman evet bak 276 hasar verir. Ekstra hasar vermesini sağlayan bir yıldız gücü ama bunu bayağıdır kullanmıyorum arkadaşlar. Yani bu şifalı otları genel olarak kullanıyorum. E tabi size ben bunu burada nasıl göstereceğim? Hocam senin bana biraz bir vurman lazım. Şöyle bir tane daha vurdun. Abi buradaki olay güzel bir şekilde otun içine girince canlanıyorsun. Çalılı haritalarda bu yıldız gücü gayet güzel iş yapabiliyor. Yani Rosa'da genelde böyle kapalı çalılı haritalarda kullanıldığı için ben bu yıldız gücünden pek fazla vazgeçmiyorum. Geldim Jesse'ye. Abi Jesse'de de yine olay tamamen oyun moduna bakıyor. Ben genel olarak böyle savaş topu modunda oynadığım için taretinin sağlığını arttırdığım yıldız gücünü kullanıyorum. Eğer yine soygun oynayacaksanız ikinci yıldız gücü olan şok atışını tabii ki kullanabilirsiniz. Ya birçok karakterin yıldız gücü aslında farklı oyun modlarında iş yapıyor. Size en iyisini göstermeye çalışıyorum ama oyun modlarını da söylüyorum. Aslında burada da yine en iyi tamir olan diyemem. Baktığınız zaman ya yine değişiyor olay. Şöyle hemen bir ultimizi alalım. Abi atıyorum ultimi. Ne yapıyorum? Yani rakip ona vururken ben canlıyorum onu. Hem rakibe doğru mermim tekrardan sekmiş oluyor hem de taretimi canlıyorum. Ama soygunda baktığınız zaman buna gerek yok. Soygunda hocam bir atıyorsun tareti taramaya başlıyor. Aksesuarını da alıyorsun, iyice patates ediyor, yok ediyor yani. Bakın taretim hala şu an benim bu ortada bu şekilde durabiliyor. Geldim Dynamite'a. Hocam Dynamite'da şimdi bu sizin aslında nasıl oynadığınıza bağlı. Ben jump yaparak Dynamite'da zıplayarak oynayamıyorum. Bu yüzden ben yani kendimi bildim bileri ekstra süper saldırısının daha fazla hasar verdiği yıldız gücüyle oynuyorum. Eğer keyfi oynayacaksam zıplamayı alıyorum bu arada. O da gerçekten oynaması keyifli bir yıldız gücü. Karaktere farklı bir dinamik katıyor yani. Hocam şöyle hemen bir normal bir ultimizi aldık. Şöyle bir tane koyuyorum. Hocam bakın 6000 hasar veriyor. Yetti mi yetmedi abi. Şimdi bir de bunun böyle bir de artık hiper şarjlı hali var. Onunla beraber attığım zaman 7800 hasar veriyorum. Kick'e geldim. Hocam kick de kendimi bildim bileli iyi yağlanmış. Hocam hemen iyileşmeye başlar. Hemen bak kardeşim hemen hasarını yer. Diğer yıldız gücünü bilmiyorum bu arada. Bak yemin ediyorum bilmiyorum şu an ne olduğunu. Abi çünkü kendimi bildim bileli ben bu yıldız gücünü kullanıyorum ya. Bu çünkü hani karakterin canı çok az. Canınız biraz azalsın. Hocam tak ne yapıyor? Direkt gidiyor canını dolduruyor bak. Şöyle geçtim şuraya. Bak oğlum bu ne lan böyle? Bak hasarı yedim. 4400 oldum. Hasarı yedim. 4400 oldum. Hasarı yedim. 4400 oldum. Biraz canı azaltayım. Azal hocam. Oğlum canım azalmıyor şu an. O kadar hızlı canımı doldurmaya başlıyor ki. Karşı robot buna karşı koyamıyor abi. Hani böyle bir yıldız gücü. Bu yüzden tik için önemli bir yıldız gücü. Bu arada merak ettim. Diğer yıldız gücü harbiden neydi bunun? Tik'in doldurma süresi %9 kısalır. Yani aslında bu da iyi gibiymiş ama birincisi her türlü daha iyi. 8 bite geldim. Haydi bakalım. 8 bitte hocam genel olarak ben şarja takıp kendini hızlandırdığı yıldız gücünü kullanıyorum. Diğer yıldız gücü de süper gücünün alanını, menzilini arttırıyor. Arkadaşlar onu da biliyorsunuz ama yani onunla çok fazla oynayamıyorum ben. Çünkü karakter zaten çok yavaş abi. Ya şu hızlandırma muhabbeti bu karakter için bulunmaz nimet abi. Şöyle hani büyük bir alanın içerisinde hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Zaten yani map'in birçok kısmını kapladığı için gerçekten 8 bitle oynamanızı çok 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 kolaylaştırıyor. Bu yüzden gönül rahatlığıyla seve seve bu yıldız gücüyle oynuyorum. Geçiyorum Rico'ya. Rico'da hocam süper zıpır duvarlardan daha fazla hasar vermesini sağlayan yıldız gücünü kullanıyorum. Eskiden hızı da aslında bayağı bir kullanırdım. Aslında bu da yine baktığınız zaman nasıl bir map'te oynadığınıza bağlı. Çok açık bir haritada oynuyorsanız aslında o açık haritada hızı da alabilirsiniz arkadaşlar. Ama şimdi bakın burada ben 896 hasar veriyorum. Ya yani burada 640 hasar veriyorum. Gerçekten inanılmaz ciddi bir hasar farkı var. Bu bir de zaten şeyde de var. Ultisinde de var. Şöyle bakabiliriz bak. Başlangıçta 720 vuruyorum. Bir dakika hocam nasıl oldu lan öyle? Hah bak 976. Aslında geri dönerken de vuruyor olmam gerekmiyor. Bu sadece 720'ler gözüküyor. Onu pek bir çözemedim ben. Daryl'ımıza geldik. Daryl da birinci yıldız gücü sanırım. Evet çelik çemberler. Daryl ultiyi kullandığı zaman 2 saniyeliğine %25 daha az hasar aldığı bir yıldız gücü var. Ben bu yıldız gücünü kullanmayı tercih ediyorum. Diğeri de tekrar ultisini 5 saniye boyunca daha fazla doldurmaya başlıyor. Öyle bir yıldız gücü vardı. Ya ultisini zaten karakterin zor bir şekilde doldurmuyorsunuz. Aldığınız hasarı azaltsanız sizin için daha iyi olabilir. Bakın burada bize bu 500 hasar veriyor. Şuna bastığım zaman
%25 azaldı ve 375 hasar vermeye başladı. Penny karakterine geldim. Penny karakterinde ikinci yıldız gücü ağır topmuş ismi. Penny'nin topu savaş alanına inerken 1316 hasar verir ve rakibi böyle geriye doğru püskürtüyor. Diğer yıldız gücüne göre yine daha iyi olduğunu düşündüğüm bir yıldız gücü. Bunu da sizlere hemen hızdan bir göstereyim. Tabi ultiyi de doldurmamız lazım. Hocam bana bir ulti. Abi şimdi bunu attığım zaman rakibe hem hasar vereceğim hem de püskürteceğim. Yani gayet güzel. Bakın hop rakibi de zıplatıp geriye doğru itlemiş olduk. Gelelim Karl karakterine. Karl karakterinde ben kalkanı kullanıyorum. Diğeri de Karl'ın mermisini hızlandırıyor. Aslında eskiden bayağı bir bunu kullanıyordum ama son zamanlarda bu koruyucu kalkanı daha fazla kullanmaya başladım. Çünkü hasarı bayağı bir emiyor. Evet şöyle bir bastığımız zaman görebiliriz. Bakın 325'e kadar düşürmüş oldu. %35'lik bir hasar azalması meydana geldi. Ya zaten baltaya kazma mı balta mı bu artık neyse. Fırlattığı şey zaten gayet hızlı gidiyor abi. Diğer yıldız gücünü kullanmaya gerek var mı tam olarak bilmiyorum. Gerek yok gibi. Ve geldim Jackie karakterine. Jackie'de misilleme birinci yıldız gücünü kullanıyorum. Karşı taraf size hasar verdiği zaman kendi vurduğu mermiyle hasar alıyor. Hocam yani bundan daha iyi bir yıldız gücü olabilir mi bilmiyorum ama Jackie karşıma geldiği zaman hani inanılmaz toksikleyen bir yıldız gücü oluyor. Adam dibinizde adama vuruyorsunuz. Hocam hop mermi size çekiyor ya. Bakın şöyle bir bakın 150-150 tabi 500 vurduğu için 150 vurmuş oluyor. Bana 5000 vuran bir karakter olsa ona 1500 geri sekecek. O şekilde düşünebilirsiniz. Burada bir tık daha etkisizmiş gibi gözüktü ama bir de üstüne hasar verdiğim zaman böyle rahat rahat fazla fazla hasar verip rakibi indirebiliyorsunuz. Ve geldim Gaz karakterine. Gaz karakterinin 2 yıldız gücünün bir tanesi aslında baktığınız zaman defansif, bir tanesi de ofansif. Yani 1. yıldız gücü ruhlardan aldığınız sağlığı %100 arttırıyor. 2. yıldız gücü de takım arkadaşınız ruh aldığı zaman 5 saniye boyunca %25 daha fazla hasar vermeye başlıyor. Burada zaten tek hesaplaşma vesaire oynuyorsanız tabii ki 1. yıldız gücünü almanız lazım. Çünkü diğeri takım arkadaşını etki ediyor. Takım arkadaşlarınıza güveniyorsanız, iyi oynadığını düşünüyorsanız da gidip ikinci yıldız gücünü alabilirsiniz. Evet şöyle hemen bir birinci yıldız gücünü deneyeceğim ben. Zaten ikinci yıldız gücü takım arkadaşıyla alakalı bir durum olduğu için ya yani onu deneyemiyorum. Şöyle canımı azalttım. Ruhuma gidiyorum ve 3200 sağlık buradan almış oldum. Gayet yüksek bir sağlık yani. Tek hesaplaşmada gerçekten sağlam iş yapabilir. Ve geldim Bow karakterine. Şimdi abi Bow karakterinde yıldız gücü söylemek bayağı bir anlamsız. Yani mağara arasında tabii ki birinci yıldız gücünü kullanacaksın. Veyahut da full kapalı bir ödül hava haritası var. Ne yılan çayırı mıydı neydi hatırlamıyorum tam ismini. Orada da yine gözü kullanacaksın. Ama mesela savaş topu oynuyorsan da gidip yani ayı kapanını kullanman gerekiyor. Çünkü ayı kapanını kullandığın zaman rakipleri tak yakaladığın gibi donduracaksın. Bu karakterde de şu yıldız gücü veyahut da bu yıldız gücü daha iyi demek çok şey iyi değil yani mantıklı değil. Hocam çünkü map'ten map'e yine tamamıyla değişen bir durum. Şöyle ben ikinciyi denemek istedim. Burada zaten ufak bir çalı var. Yani bu şekilde rakibi dondurabiliyorsunuz. Veyahut da aksiyonla patlatıp tak yine dondurabiliyorsunuz. Geliyorum Ems'e. Hocam Ems'de ben %25 daha fazla hasar veren yıldız gücünü kullanıyorum. Diğeri de hocam ne yapıyor? Sizlere sağlık veriyor. Fakat ben birazcık ofansif oynadığım için bu hasarı daha fazla arttıran yıldız gücünü kullanıyorum. Ki soygun gibi modlarla oynayacaksanız da aslında direkt bu hasarı arttıranı tekrardan kullanmanız gerekiyor. Şimdi bir tane vurduğum zaman yani hocam 1040 vurdum, 1300 vurdum, sonra 1500 vurdum. Ya yani totalde tek mermide 3800 hatta düz 4000 vuruyoruz diyebiliriz ya. Doğru geç. Bunların canı 4000 abi, 100 canı kalıyor. 3900 hasar veriyoruz. Çok güzel bir hasar tek mermide. Stu karakterine geldim. Evet, Stu karakterinde şimdi bu da yine sizin oyun tarzınıza kalmış bir durum. Şimdi bir tane sağlık veren var. Diğeri de mesafesini inanılmaz arttıran bir yıldız gücü. Aslında bu da yine Colt'taki gibi durum ya. Menzili arttıran yıldız gücüyle böyle bir de hızınızı arttıran bir yıldız gücü vardı. Burada da yine hani sağlığını mı arttırmak istiyorsun yoksa daha sert oynayıp yani %71 uzatıp rakipleri böyle çatıştır yakalayarak mı gitmek istiyorsun? Senin oyun stiline kalmış bir yıldız gücü birazcık. Yani ben genel olarak sağlığı kullanıyorum mesela. Yani agresif bir oyuncuyum ama bu karakterde bilmiyorum yani şu uzun olana çok alışabildiğimi söyleyemeyeceğim. Piper'a geldim. Hocam Piper'da şimdi yine map'ten map'e değişen bir durum var. Şimdi ben genel olarak 0.4 mermisini dolduran yıldız gücünü kullanıyorum. Ama çalılı map geldiği zaman da tabii ki 1. yıldız gücü ekstra 1190 hasar veren yıldız gücünü kullanıyorum. 1. yıldız gücü çalılı map olduğu zaman inanılmaz işe yarıyor. Ama map'in içerisinde eğer böyle fazla fazla çalı yoksa genel olarak böyle ne bileyim arka bahçe mesela buna bir örnek savaş topundaki arka bahçe haritasında gidip de
ekstra hasar vereni kullanmanın da çok da bir anlamı kalmıyor. Geldim Pem'e. Hocam Pem'de Taretçi'nin 960 hasar veren yıldız gücünü kullanıyorum. Abi diğer yıldız gücü zaten karaktere çok da fazla bir can vermiyor. Bakın 96 diyor yani. Tek bir mermi değdiği zaman 96 can veriyor size. O 96 canı yani o mermileri değdireceksin de canını dolduracaksın da. En iyisi hocam sen git diğer yıldız gücünü al. Rakibe de paşa paşa duvar arkası falan da hasar verebiliyorsun. Çünkü bak şuradan şöyle mesela yukarıdaki şeylere hasar veremedim. Tabii ki birazcık alanımız da küçük yani. Alanımız da çok fazla iyi değil arkadaşlar. Yani çünkü baktığın zaman hop şöyle atarsak aslında bayağı da bir işe yaradığını, efektif olduğunu görebiliyoruz. Fren karakterine geldim. Fren karakteri de oyun moduna göre bayağı bir değişen karakter. Çünkü şimdi güç hırsızı bir karakteri etkisiz hale getirdiğiniz zaman sizi 12 saniyeliğine %50 arttırıyor. Yani gücünüzü arttırıyor. Bu bayağı bir işe yarıyor. 3vs3 oyun modlarında gayet iyi ama yani eğer siz tek hesaplaşma falan oynayacaksanız tek hesaplaşmada Frank'le işin açığı çok fazla kill almanız mümkün değil. Bu yüzden hani git canını arttır abi ne diyeyim ya 1400 canını arttır daha fazla rakiplerden kaçabil. Ama ben genel olarak 3vs3 oyun modunda oynadığım için ikinci yıldız gücünü tercih etmiyorum. Yani zaten bakın şu an canım 14900. Robotlardan ben evet güçlendirmeyi maalesef alamadım. Robotlar güçlendirme vermiyormuş. Ve geldim Bibi'ye. Hocam Bibi de şimdi yine bayağı bir değişken ya. Bak ben bunda genel olarak hızı kullanıyorum arkadaşlar. Hani karakter hızlı ama bana o yetmiyor abi. Hocam speedrun olacak bu karakter uçacak kaçacak. %12 daha hızlı hareket ettiriyor. Diğeri de hocam ona %20'lik bir kalkan veriyor. Ben yine böyle rush yapmayı seven bir oyuncu olduğum için milletin üstüne koşmayı seven bir oyuncu olduğum için bu hızı kullanıyorum. Burada kalkan daha iyi olabilir aslında. Çünkü kalkanla beraber dodge atıp üstüne bir de aksesuar basarsan böyle bayağı bir aslında full canla rakibin yine dibine girmiş olabilirsin. Ama bunu hızlı da yapabilirsin yani. Hızlı olduğun için rakibin üstüne giderken yine sağ sol yapman daha da kolaylaşır. Yani o tam vuracağı zaman hop sola gidersin, sağa gidersin. Yani bu şekilde de kaçabilirsin. Artık sana hangisi daha rahat geliyorsa onu yapman daha iyi olur. Onun hesabını da artık kendi içinizde bir yaparsınız. B karakterine geldim. Abi B karakterinde ben direkt anında doldurmuştum alıyorum. Yani bir kere güçlü atış aldığınız zaman eğer onu boşa atarsanız tekrardan denemeniz için bir şansınız oluyor. Burada tabii ki tek hesaplaşmada kalkan olanı almanız daha iyi olabilir. Ben 3vs3 modunda oynarken kalkan işin açığı çok da bir işime yaradığını söyleyemeyeceğim. Orada benim güçlü atışı kaçırdığım zaman tekrardan güçlü atışla vurabilmem daha önemli. Yani bazı oyun modlarında mesela 3vs3 modlarında öldüğünüz zaman geri doğduğun için abi daha agresif olan şeyleri alman senin için daha iyi olabilir. Şimdi bak güçlü atış aldım hop aa rakibi vurdum. Vurmayacaktım normalde hocam kaydı. Şöyle attın dibinden sıyırdı böyle tak bir daha attın. Hocam çok güzel bir şekilde güçlü atışla işi bitirebiliyorsun. Nani karakterine geldim. Evet Nani karakteri de yine oyun modundan oyun moduna. Oğlum ya ben size en iyileri göstermeye çalışıyorum da arkadaşlar yani burada dediğim gibi bu karakterlerin hepsinde neredeyse değişiyor. Hani ödül avında oynayacaksan kesinlikle bu otomatik odaklanmayı alman lazım. Arkaya bir yere gideceksin hocam. Hasarını arttırıp rakibe tam vuracaksın böyle. Tam gücünle vuracaksın. Veyahut da knockout'la tam gücünle vuracaksın. Ama savaş topu oynayacaksan mesela gidip kalkan olanı alman daha iyi. Çünkü o kalkanla beraber yolda dolanırken hocam tak bir yere ışınlanacaksın bir şey yapacaksın. Rakiplerin sana gelmesi daha rahat oluyor. Knockout ve temizlik tarzı oyun modlarında genelde mapler açık oluyor. Kalkan işine yaramıyor yani hep uzakçı karakterler oluyor. Ama daha böyle savaş topu gibi oyun modlarında rakiplerin sana ulaşabilmesi daha rahat olduğu için gidip kalkan alman daha iyi oluyor. Veyahut da hesaplaşmada da yine böyle basıyorsun abi bir yere kaçıyorsun yani ışınlanıyorsun bir şeyler yapıyorsun. Hocam şöyle bir verelim bakalım bir hasarımızı. Bakın 5170 çok güzel bir hasar verdik. Edgar'a geldim. Edgar'da hocam şimdi ben sağlık vereni kullanıyorum. Çünkü Edgar'ı işin açığı söyleyeyim oynamayı çok fazla beceremiyorum. Yani birinin üstüne atladığım zaman tak diye öyle bayılıp ölebiliyorum direkt. Bu yüzden daha fazla sağlık istiyorum. Yani atladığım zaman vurduğumda da yine bir sağlık almak istiyorum. Ha, bu diğer yıldız gücünde de şöyle bir durum var. Hiper şarja bastığınız zaman sürekli zıplama hasarı verebilirsiniz. Aslında ben size bunun ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Yani birinci yıldız gücü de ikinci yıldız gücü de gayet güzel yine. Siz kendi oyun modunuza göre yani oyun tekniğinize göre artık nasıl oynuyorsanız oyunu ona göre şekillendirip bakarsınız duruma. Şimdi şöyle bir hiper şarjı almam lazım benim hemen. Şöyle bir robota vuralım. Bak şimdi hiper şarjı aldım. Şöyle bir zıpladım. Bakın 1350 hasar verdim. Şöyle bir daha zıpladım. 1350 hasar verdim. Ya yani bu şekilde sürekli zıplama hasarını falan da verebiliyorsunuz. Yani çok fazla hasar vermenize sebep oluyor. Hiper şarjla beraber diğer yıldız gücünde dediğim gibi böyle atladığınız anda ölmekten korkuyorsanız benim gibi gidip sağlık olanı da alabilirsiniz. O da gayet güzel iş yapabiliyor. Oyun tarzınıza kalmış artık bu durum. Grif'e geldim. Grif'te hocam ben birinci yıldız gücü
gücünü kullanıyorum. Birinci yıldız gücü üstü kalsın. Griffin birinci yıldız gücü mermilerini daha hızlı atmasını sağlıyor. Yani ben diğer yıldız gücünü yine bilmediğim karakterlerden bir tanesi. Sanırım sağlık veriyordu o da yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani bunun birinci yıldız gücü olmadığı zaman gerçekten çok yavaş vuruyormuş gibi hissediyorum. Artık yani şu karakteri şu şekilde fırlatma hızına ben alıştım. Bu yüzden diğer yıldız gücünü pek fazla kullanamıyorum. Genel olarak zaten diğer oyuncular da bu yıldız gücünü kullanıyor. Bunu kullanmanızı ben size yine tavsiye ederim. Grom'a geliyorum. Haydi bakalım. Grom'da daha fazla hasar veren yıldız gücünü kullanıyorum. İkinci yıldız gücü X faktörü. Hocam birincisini karakter ilk geldiği zaman biraz denemiştim. Yani hareket hızını arttırıyor. İyi güzel ama hani sürekli ultiyle dolaşamıyorsunuz. Ultinizi belli bir noktada kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden birinci yıldız gücünü almanızı tavsiye direkt etmiyorum. Hani çoğu karakterde 2 yıldız gücü güzel olabiliyor ama bazen böyle karakterler de geliyor abi. Bazı yıldız güçleri hiç işe yaramıyor abi. Gerçekten almasan çok daha iyi. Bakın bu şekilde 2756 mı vurdum abi maksimum? Şöyle bir de tam içine atayım. Bakın 2100'den 2700'e kadar bir hasar artışı oldu. Ve geldim Bonnie'ye. Hocam Bonnie'de birinci yıldız gücünü kullanıyorum ben. Ultisi biliyorsunuz ki belli bir noktaya kadar fırlıyor. Bunun menzilini %36 arttıran barut yıldız gücünü kullanıyorum. Hani şöyle inanılmaz bir menzile ulaşıyor arkadaşlar. Yani map'in görmediğim kısımlarını atlıyorum. Ya bak şu aşağıyı ben görmüyorum ama oraya kadar zıplayabiliyorum. Bu yüzden birinci yıldız gücünü kullanmayı ben seviyorum bu karakterde. Gale karakterine geldim. Gale karakterinde hocam sertemleten vuruşu kullanıyorum. Şimdi burada yine aslında birazcık oyun modu devreye girebilir. Tek hesaplaşmada ikinci yıldız gücünü kullansanız daha iyi olabilir. Çünkü düşmanların sizin üstünüze gelmenizi bayağı caydıran bir yıldız gücü. Çünkü her vuruşunuzda rakip yavaşlıyor. Vuruyorsun yavaşlıyor. Vuruyorsun yavaşlıyor. Yavaşlıyorum diye üstüne atlasa zaten aksesuarla halledip yine kaçabiliyorsun. Her türlü böyle caydırıcı bir karaktere dönüşüyor Gale. Ama 3v3 oyun modlarında kesinlikle ben düşmanları böyle bir duvara çarptırdığınız zaman donduran yıldız gücü kullanıyorum. Yani şu şekilde göstereyim. Ultiyi attığım zaman yani benim şu şekilde dondurduğum bir rakibi öldürmeme ihtimalim kalmıyor. Kesinlikle direkt sizi 3v2 konumuna getirebilecek bir yıldız gücü. Evet tabi duvara değdirmeniz lazım. Böyle değdirmezsem kötü atarsan da hop dondurmaz. Bakın büyük robotu da yine dondurdum. Colette karakterine geldim. Colette karakterinde ağır vergi birinci yıldız gücünü kullanıyorum. Biliyorsunuz ki bu hocam ne yapıyor? Karakteri alıyor. Hop başka bir tarafa götürüyor ve orada bırakıyor abi. Hem hasarını veriyor iki kere hem de yanınızdan uzaklaştırmış oluyor. Hemen şöyle isterseniz bir deneyelim. Bak büyük robotla deneyelim böyle daha etkiliymiş gibi gözüksün. Şimdi bunu hocam küçük robotların yanına doğru götüreceğim. Yani rakibi bu şekilde uzaklaştırabiliyorsunuz kendinizden. Şöyle hop. Evet robotu götürmüş olduk. Tabi diğerleri direkt ölüyor. Onların canı az. Bell karakterine geldim. Bell karakterinde ben birinci yıldız gücünü kullanıyorum. %20 kalkan kazandı. Ama burada ikinci yıldız gücü de yine aslında gayet güzel. 5 saniye boyunca yani işaretlediğiniz rakip mermisini dolduramıyor. Yani mantıken size hasar veremeyecek hale geliyor. Ama dediğim gibi ben genel olarak bu kalkan veren yıldız gücünü kullanıyorum. Hocam şu şekilde isabet ettiriyorum. Ve isabet ettirdiğim gibi bir kalkan kazanıyorum. 1-2 saniyelik bir kalkan. Yani kalkan da gayet güzel işe yarıyor. Dibinize giren bir karakter olduğu zaman da güzel bir şekilde kalkanla korunabiliyorsunuz. Ash karakterine geliyorum. Ash karakterinde ilk darbe yıldız gücünü kullanıyorum. Saldırınız tamamen dolu olduğu zaman yani 3 merminizin 3'ü de dolu olduğunuz zaman ilk merminizde %200 böyle altındaki bar var ya daha hızlı doldurmanızı sağlıyor. Yıldız gücünü de zaten şeyden anlayabiliyorsunuz. Bak mermiler normalde turuncu olur sarı oluyor abi. Bak şu şekilde vurduğum zaman bakın birinci bölmem direkt dolmuş oldu. Şöyle bir daha vuracağım. İkinci bölmem dolmuş oldu. Yani ilk vuruşunuzda böyle direkt hızlı bir şekilde en güçlü halinize geçebiliyorsunuz. Bu yüzden bu yıldız gücünü ben kullanıyorum. Lola'ya geldim. Lola'da sağlık veren yıldız gücünü kullanıyorum. Burada hem takım arkadaşlarınıza sağlık verebiliyorsunuz hem de kendinize sağlık verebiliyorsunuz. Evet şöyle hızlı bir şekilde deneyelim isterseniz bu olayı da abi. Şimdi abi şeye de robota da vurmayayım abi. Heh tamam bak. Şimdi şöyle vurduğum zaman bakın kendime 208-208 güzel bir şekilde sağlık verebiliyorum. Yani bunu takım arkadaşlarınıza da yapabiliyorsunuz. Bu yüzden hocam bir yandan da destek karakterine dönüşmüş oluyor Lola. Sam karakterine geldim. Sam karakterinde de tabii ki yine sağlık veren, %20 iyileştiren yıldız gücünü kullanıyorum. Hemen bunu da bir deneyelim isterseniz. Yani şurada şöyle hemen bir ultimi atıp sağlık kazanabilirim. Burada tabii ki şu an 300 sağlık kazandım. Çünkü canınızın doruluk oranına göre sağlık alıyorsunuz. %20 yani. Yani burada benim canım inanılmaz azalsa ki şöyle bir azaltalım iyice. Böyle bir 3000'e kadar düşsün en azından. Yani az önce 300 aldık. Bakalım şimdi kaç alacağız? Canımız iyice azaldığı için hocam tabii ki çok daha fazla alacağız. Çünkü %20 bak 1640 sağlık almış oldum. Ya yani bu şekilde
Duvarın dibinde spamla canını doldur abi. Bak 1200 can aldım. Hop 900 aldım. Yani %20-20 canınız bu şekilde artıyor. 600 aldım. 500 aldım. Şöyle son olarak 396 aldım. Ve geldim Mendy'ye. Mendy'de %20 merminin daha hızlı gittiği yıldız gücünü kullanıyorum. Diğeri ise kalkan arkadaşlar. %30'luk bir kalkan kazandırıyor. Ama yani hocam yine agresif gameplay diyoruz. Yani bu şekilde mermimizin ben hızlı gitmesini istiyorum. Çünkü yani karakter çok uzağa vuruyor abi. Çok uzağa vurduğu için de rakipleri ne yapmanız lazım? T.O. mesafeden vurmanız lazım. O mesafeden vurabildiğiniz için de merminizin tabii ki bir tık daha hızlı gitmesi çok daha işi kolaylaştırıyor. Maisie'ye geldim. Maisie'de hocam tabii ki 2 saniye boyunca yavaşlattığı sarsıntı yıldız gücünü kullanıyorum. Diğer yıldız gücünün yine ne olduğunu bilmediğim karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Ya bu o kadar güçlü ki yerin ne olduğuna bakma ihtiyacı bile duymuyorum. Çünkü yani rakibe ultiyi attığınız anda rakip yavaşlıyor abi. Yavaşladığı için de o rakibi öldürmeniz sizin çok kolaylaşıyor. Bu yüzden bu yıldız gücünü kullanıyorum. Ek karakterine geldim. Balonunuzun %80 şişkinliğine ulaştığı zaman hareket hızınızı arttıran birinci yıldız gücü patlamak üzere kullanıyorum. İkincisi duvarların yanındayken daha az hasar almanızı sağlıyor. Onu pek fazla kullanmıyorum hocam ben. Çünkü bu karakterle birilerini yakalamak birazcık zorlaşıyor. Yani balonunuzun tam o patlayacağı ana geldiği zaman karakterin hızlanması diğer rakipleri yakalamanızı inanılmaz kolaylaştırıyor. Bak şu an hareket hızım arttı benim. Ya yani bu şekilde rakipleri yakalayabiliyorsunuz. Ya yani bir de bunu yavaşlatan aksesuarla kombinlediğiniz zaman bir kere yakaladığın zaman o adamı yavaşlattın, tak orada kesebiliyorsun. İkisi birlikte güzel çalışıyor. Pearl karakterine geldim. Pearl karakterinin biliyorsunuz ki gittikçe daha fazla hasar vermeye başlıyor ve orada bir bar dolduruyorsunuz. O bar %80'in üstüne çıktığı zaman bir kalkan kazanıyorsunuz. %20'lik bir kalkan kazanıyorsunuz. Ben 1250'ye kasarken de yine bu yıldız gücünü kullandım. Bu yıldız gücünü kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, bu robot bize normalde 500 vuruyor biliyorsunuz. %20 azalmasıyla beraber 400'e düşürmüş oluyoruz bunu. Yani bir kere vurduğunuz zaman bakın kalkan gitmiyor. Şöyle ikinciyi vurduğunuz zaman gidiyor. Ben az önce birazcık beklediğim için gitmedi. Şöyle hızlı göstereyim. İki mermi attıysan abi o kalkanın gidiyor. Geldim lanet illet karakter Larry ve Lowry'e. Larry ve Lowry'de oynadığınız oyun moduna göre değişiyor ama genel olarak koruma protokolü birinci yıldız gücünü kullanmanız, yani Lowry'nin hasar alması sizin çok daha fazla işinize geliyor. Çünkü Lowry'nin hasar alması demek rakibin sizden ulti alamaması demek. Süper gücünü dolduramayınca tabii ki sizin işiniz gittikçe kolaylaşıyor. Diğer yıldız gücü nerede yarıyor derseniz de hocam çok belli. Soygunda işe yarıyor yani. Bakın bu şekilde o hasarı alıyor. Şöyle tekrar canımı falan da doldurabiliyorum. Soygun oynayacaksanız da dediğim gibi diğer yıldız gücünü kullanmanız sizin için çok daha iyi olabilir. Mortis karakterine geldim. Mortis karakterinde hocam sarmal yılanı kullanıyorum ben. Mortis uzun mesafeli saldırısına 2 saniye daha erken geçiyor. Yani bu şekilde sürekli bir yerlere sağa sola atılabiliyorsunuz. Diğer yıldız gücü de sağlık veren yıldız gücü ama şimdi karakterle zaten siz ulti kombinasyonunda tutturduğunuz zaman diğer yıldız gücüne hiçbir ihtiyacınız kalmıyor. Bu yüzden yani bakın şu an tekrar hızlı bir şekilde bu sarmal yılanım doluyor. Bu şekilde daha aktif, yani daha saldırgan bir şekilde oynayabiliyorsunuz oyunu. Tara karakterine geldim. Tara karakterinde abi şimdi bence şu daha iyidir veyahut da bu daha iyidir denir mi tam olarak bilmiyorum. İkisi de gayet güzel iş yapan yıldız güçleri. Ama ben genel olarak kendi kullandıklarımı söyleyeceğim dediğim için genel olarak ben iyileştiren gölgeyi kullanıyorum. Yani bu iyileştiren gölge hem takım arkadaşlarınıza hem de size zaten sağlık veriyor. Çok güzel bir yıldız gücü. Bu yüzden ben bunu kullanıyorum. Yani illa da saldıran bir şey istiyorsan abi bas şu aksesuarı. Bunlar saldırsın zaten. Hocam burada diğeri de gelsin. Beni canlasın bak. Az önceki tik gibi olduk değil mi? Evet, beni kesemiyor mesela şu an. Çatır çutur canımı bu şekilde almaya devam ediyorum. Hop rakibimi de indiriyorum. Tabii ki bu robot daha az hasar veriyor ama yani normal maçın içinde de gayet güzel işe yarıyor. Jean karakterine geldim. Jean karakterinde genel olarak tabii ki yine takımlı oynadığım için birinci yıldız gücünü kullanıyorum. Eğer takımlı oynamıyorsanız yapmanız gereken zaten direkt tek hesaplaşmada ruh tokadını almak. Tek hesaplaşmanın dışına çıkacak olacaksak da diğer yıldız gücünü kullanmak daha mantıklı. Ben niye denemeye girdim bilmiyorum. Şu an yanımda takım arkadaşı olmadığı için zaten hiçbir şey yapamayacağım. Max karakterine geldim. Max karakterinde ikinci yıldız gücünü kullanıyorum. Durmadan ateş. Max hareket ederken yeniden doldurma hızı artıyor. Yani bu şekilde daha fazla mermi atabiliyorsunuz. Eskiden bu çok daha iyi bir yıldız gücüydü aslında. Bunu bir nerflediler. Yanlış hatırlamıyorum herhalde. Yani yanlış hatırlamıyorsam çok daha hızlı mermi dolduruyordu. O nerfi yedikten sonra millet diğer yıldız gücünü kullanmaya başladı ama belli bir noktadan sonra tekrardan bu yıldız gücüne de dönüldü. Ya baksanıza neredeyse sonsuz böyle mermi atıyorsun gibi. Tabii belli bir noktadan sonra bitti şimdi. Yalan olmasın ama yine çok fazla hasar verebildiğiniz bir
yıldız gücü Mr. P'ye geldim. Mr. P de birinci yıldız gücünü kullanıyorum ve bir tane altında bar dolduruyor. O barı doldurduktan sonra yere düşme hasarı %40 daha fazla oluyor. Bu karakter böyle hasar konusunda bir tık zayıf kalıyor ya. Onu birazcık daha kurtarıyor diyebiliriz. Böyle 1520'nin üstüne 2128 hasar veriyorum. Yani 3000'den 3600'e çıkmış oldu tek vuruştaki hasarım. Gayet güzel bir hasar. Geldim Sprout'a. Sprout'umuzda hocam ben genel olarak daha geniş alana vuran yıldız gücünü kullanıyorum. Kalkanı eskiden kullanıyordum. Ama sonradan vazgeçmeye başladım. Yani Sprout'un üstüne zaten ne bileyim böyle Edgar gelir, Bull gelir, Jart gelir, Jurt gelir. Yani o tarz karakterler geldiği zaman zaten senin kurtulabilme şansın yok. Bari daha agresif oyna ki rakipleri kendinden daha uzakta tut. Yani bu karakteri normalde ilk çıktığı zamanlar hatırlayanlar olacaktır. Her vuruşu bu şekilde. Her vuruşu bak şöyle büyük bir alana etki ediyordu. Artık bu yıldız gücünün alanı olmuş oldu. Daha doğrusu yıldız gücüyle her vuruşumuz böyle oluyordu. Bu 5 saniyede 1'e düştü o artık değil mi? Öyle olmuştu sanırım. Yanlış söyledim galiba az önce. Hani diğer kalkan veren dediğim gibi zaten karakter yakalanırsa ölecek. Kullanmasanız yani daha objektif olabilir birinci yıldız gücü. Byron karakterine geldim. Byron karakterinde ben ikinci yıldız gücünü kullanıyorum. Bu yıldız gücü hocam yine altımızda bir bar doluyor. Bu bar dolduğu zaman yani mermiler hocam hop deliksiz böyle alan hasarı verir gibi herkese değerek geçiyor. Takım arkadaşına da değiyor. Rakibin de içinden geçiyor. Yani herkese böyle çatıştır vurabiliyorsun. Bunu da en iyi bu robotlarda gösterebiliriz. Bak hatta şöyle çaprazlamasına daha fazla kişiye vuralım. Şöyle bir atıyorum. Bakın delilercesine hasar veriyorum. Geliyorum Sukui karakterine. Sukui karakterinde ikinci yıldız gücünü kullanıyorum. İkinci yıldız gücümüz ultimizi attığımız zaman isabet eden rakip 4 saniye boyunca yavaşlıyor. Bu karakterin hocam toksiklik özelliği var birazcık. Aksesuarıyla da yine rakipleri biliyorsunuz ki yavaşlatıyor. Belli bir alanı yavaşlatıyor. Hani yıldız gücünde de bunu yapması çok çok iyi oluyor. Şimdi oraya atsam onlar ölür muhtemelen. O yüzden şuraya bir atalım. Hop rengimiz değişti. Ne oldu? Rakibi yavaşlattık. Lu karakterine geldim. Lu karakterinde ben yine ikinci yıldız gücünü kullanıyorum. Hocam Lu karakteriyle biliyorsunuz ki rakiplerin kafasında bir şey doldurmaya başlıyoruz. O dolduğu zaman ne yapıyoruz hocam? Rakibi donduruyoruz. Onun doluluk seviyesine bağlı olarak rakipler sizlere daha az hasar veriyor. Bunu da yine sadece şuradaki robotla deneyebiliriz tabii ki. Bak şöyle birazcık bir dondurdum. Bakın bana normalde bu 500 hasar veriyordu biliyorsunuz. Ya bu şekilde bakın. Gittikçe daha fazla hasar vermeye başlıyor. Donma seviyesine göre rakipten aldığınız hasar değişiyor. Bakın artık tekrardan 500'e geri dönmüş oldu. Güzel bir yıldız gücü kullanmanızı kesinlikle zaten tavsiye ederim. Ve Raf karakterine geldim. Raf karakterinde yine hocam burada aslında bir taktik söz konusu. Eğer gidip de böyle bazıları mesela knockout oynuyor veyahut da hesaplaşmada gidiyor. Full böyle birbirini canlayarak değişik taktikler yapabiliyor. Yani burada birinci yıldız gücünü de kullanabilirsiniz. İkinci yıldız gücünü de kullanabilirsiniz. Hangi oyun modunu oynadığınıza bağlı. Ben yine kendi kullandığım taktikleri göstereceğim tabii ki sizlere. Yani genel olarak savaş topu oynadığım için 30 can veren yıldız gücü benim hiçbir işime yaramıyor. Ama gideceksem knockout oynayacaksam knockout'ta taktik yapabilirim. Veyahut da hesaplaşma oynayacaksam ikinci yıldız gücüyle hesaplaşmada taktik yapabilirim. Benim taktiğimde ne oluyor abi? Savaş topuna gidiyorum bununla duvarı kırıyorum. Tak oradan bir anda golü atabiliyorum. Benim taktiğimde bu yönde birinci yıldız gücüyle çalışıyor. Ve geldim Bas karakterine. Bas karakterinde süper özelliğinin menzilini %33 genişlettiğini kullanıyorum. Şimdi bu göz aksesuarıyla birlikte kullandığınız zaman da bayağı bir işe yarıyor. Onun dışında karakterin ultisini daha hızlı doldurmanız için de gayet güzel işe yarıyor. Yani siz de genel olarak bunu kullanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bak şu anda 4 robotu da aynı anda etkim altında bırakabiliyorum ve tak direkt ultimi aldım. Rakibimi yakaladım hocam. Yakaladıktan sonra yani ufak bir hasardan sonra tekrar diğerine de gidebiliyorum. Ve Fang karakterine geliyorum. Fang karakterinde çok fazla tartışmaya gerek var mı bilmiyorum ama tabii ki seri tekme yıldız gücünü kullanıyorum. Yani rakibinizin az bir canı kaldığı zaman, bir vuruşluk canı kaldığı zaman ultinize tekrardan rakibinize vuruyorsunuz ve ultini bir daha kazanmış oluyorsun. Yani bundan daha iyi bir yıldız gücü olabilir mi? Yani Fang'i tamamen toksik yapıyor. Yani bak şurada bir ulti basıyorum. Tabi burada çok doğru da gösteremiyorum işin açığı. Zaten 4 kişiye vurduğum için mantıken bir daha ultim de olacak da bak şöyle yapalım hemen. Yani tek vuruşluk canı olduğu için bak yine ultimi aldım. Eve karakterine geliyorum. Eve karakterinde hocam 5 saniyede bir rakibin üstünden sekip bir tane yavru çıkartan, velet çıkartan yıldız gücünü kullanıyorum. Hocam bu karakter durmadan bir taraflardan velet çıkarıyor. Velet çıkardığı için de bunun sayısı neden daha fazla olmasın yani öyle düşünün. Normalde vuruyorsun hocam ne oluyor? Bir şey çıkmıyor abi. Bir daha vuruyorum. Hop ne oldu? Bir şey çıkmadı. Ama altındaki bar doldu. Ne oldu hocam? Hop. Hemen bir tane velet İslamlı geldi oradan. Robota saldırmaya başladı. Sen kime saldırıyorsun? Hayırdır falan deyip
bizi korumaya başlıyor. Bu yıldız gücünü kullanarak bir de ultiyle beraber bir velet ordusu kurabilirsiniz. Janet karakterine geliyorum. Janet karakterinde genel olarak %30 daha hızlı odaklanan yıldız gücünü kullanıyorum. İkinci yıldız gücü. Tabi burada Janet'la birlikte taktik yapmak isteyenler varsa, yani yine böyle full çalınım hep mağara arası olur. Yine o yılan çayırı mıydı? Bak yine unuttum. Ödül avaritası var ya full çalı olan. Siz biliyorsunuz onu. Orada taktik yapmak istiyorsan tabii ki diğer yıldız gücünü de kullanabilirsin. Ama ya bak şu odaklanış gerçekten bu karakter için inanılmaz güzel. Yani çok hızlı bir şekilde uzaktaki rakiplere vurmanızı sağlıyor. Ve sıradaki karakterimiz Otis'e geliyoruz. Otis de hocam agresif bir şekilde ikinci yıldız gücüyle oynuyorum. %33 daha fazla mürekkep damlası atar diyor. Yani hocam bu ne demek? 3 tane mermi değil de 4 tane mermi demek. Peki bu ne demek derseniz de daha fazla hasar demek abi. Yani daha fazla hasar tabii ki çok daha iyi. Bakın 4 tane fırlatıyorum. Yani 3200 tek mermide hasar veriyorum. Buster'a geldim. Buster karakterinde ben birinci yıldız gücünü kullanıyorum. Şimdi burada aslında baktığınız zaman ikinci yıldız gücü de güzel ama hocam yani yine taktiğinize bağlı bir durum birazcık bu. Bir de bu arada takım arkadaşlarıyla alakalı bir şey olduğu için veyahut da dış etkenlerle alakalı bir şey olduğu için size bunu gösteremeden geçmiş olacağım. Bunların ikisini de deneyin bence. İki güzel yıldız gücü, hangisi size daha uygun geliyorsa, hangisiyle daha rahat kafada oynuyorsanız ona göre seçebilirsiniz. Ben genel olarak birinci yıldız gücünü kullanıyorum sanırım. Grey karakterine geldim. Hocam Grey karakterinde ikinci yıldız gücünü kullanıyorum. Ortalımızdan geçtiğimiz zaman 1320 sağlık veren yıldız gücü. Ben kendimi bildim bileli sanırım bunu kullanıyorum. Diğer yıldız gücünü bilmiyorum. Acaba diğer yıldız gücü böyle buff falan aldım ya. Belki o şu an daha iyi olabilir, biliyor musunuz? Gerçekten hatırlamıyorum şu an çünkü ne olduğunu. Hocam şöyle bir ultimi attım ben. Ultimi attıktan sonra benim burada bir canım azalsın iyice. Tak ışınlandığım zaman bu şekilde 1320 sağlık alıyorum. Bundan aynı şekilde takım arkadaşlarım da faydalanabiliyor. Bu yüzden güzel bir yıldız gücü. RT karakterine geldim. RT karakterinde ikinci yıldız gücünü kullanıyorum. İkinci yıldız gücü RT'nin biliyorsunuz ki bacakları ayrılıyor. Bu ayrıldığı zaman %20 daha az hasar alıyorsunuz. RT normalde uzaktan vuran bir karakter. Yani ayrıldığınız zaman direkt tank karaktere dönüşüyorsunuz. Yani bu yüzden aslında aldığınız hasarın azalması sizin için çok güzel olabiliyor. Şöyle hemen bir göstereyim bunu da. Kalkanımız var ve görmüş olduğunuz gibi 500'den 400'e düşmüş oldu ve bu şekilde hani birleşene kadar çatır çutur kalkanımız devam ediyor. Willow karakterine geldim. Willow karakterinde yine ikinci yıldız gücü saplantıyı kullanıyorum. Willow'un süper gücüyle başka bir karakteri etkisi altına alıyor. Biliyorsunuz bu etkisi altına aldığımız karakterin hızı %25 artıyor. Ve bu şekilde savaş topunda gol atabiliyorsunuz güzel bir şekilde. Veyahut da hesaplaşmada zehirin en dibine kadar yollayabiliyorsunuz karakteri. Güzel bir yıldız gücü. Tabii ki robotlar olduğu için bunu da yine aynı şekilde deneyemeyeceğim. Geldim Dag'a. Hocam Dag da yine ikinci yıldız gücünü kullanıyor. Karakterin ikinci yıldız gücü de Dag'ı ekstra %20 iyileştirmesine sebep oluyor. Hemen hızlı bir şekilde bunu da deneyelim. Karakterin canını şöyle görmüş olduğunuz gibi azalttım. Vurduğum zaman 552-552 kendime sağlık alıyorum. Hani bu %20 artmış hali. Normalde ne kadar veriyor tam olarak bilmiyorum ama böyle bakın 480'e düştü şu anda canımız arttığı için. Çünkü o %20'nin etkisi azalmış oluyor. Geldim Chuck karakterine. Chuck karakterinde şimdi nasıl bir taktik yapacağınıza bağlı. Genel olarak soygun mapinde veyahut da sıcak bölge maplerinde kullanılan bir karakter. Sıcak bölgede böyle bir tane daire bulunduğu zaman abi ne yapıyorlar biliyor musunuz? 4 tane o dairenin içerisine hemen bir tabela koyuyorlar ve dairenin içerisine girdikleri zaman hepsini ezip orada çak inanılmaz iş çıkartabiliyor. Veyahut da soygunda 3 tane tabelayla birlikte kasanın içerisine kurulabilen, gidilebilen haritalar var. Eğer o haritalarda oynayacaksanız da 33 mermi çalan yıldız gücünü kullanıyorlar. Ben çakımı 1000 kupayı bu şekilde yaptım. Yani 33 mermi çalanla yaptım. Çünkü 3 tane tabelanın yettiği bir soygun haritasında oynamıştım. Şimdi şöyle bir deneyelim ya gelmişken hocam. Şimdi mermimi bir bitirdim ben. Tamam bak şöyle gittiğim zaman evet bir tane mermi çaldım sanırım yolda arkadaşlar. Kendiliğinden mi doldu çaldım mı anlayamadım ama bak. Şimdi şöyle bir daha bir bütün mermiyi ben bir bitireyim. Tamam şimdi bastım. Evet bir tane mermi çaldım yolda. Charlie karakterine geldim. Charlie karakterinde birinci yıldız gücünü kullanıyorum. Birinci yıldız gücünde Koza'nın içerisine almış olduğumuz rakipler %25 sağlık kaybediyor. Biliyorsunuz bu karakter nerflendi. Nerflenmeden önce daha fazla sağlıkları gidiyordu. Öyle bir durum vardı. Yani bu karakter bu arada hala iş yapan güçlü bir karakter. Otosu da kuvvetli olduğu için şimdi hani gayet iyi
hızlı da oynayabiliyorsunuz. Hocam robot görmüş olduğunuz gibi 75K canla çıktı. Yani %25 hasarımızı bu şekilde yapıştırmış olduk. Miko karakterine geldim. Miko karakterinde birinci yıldız gücünü kullanıyorum. Şimdi burada da yine nasıl bir taktik yaptığınıza bağlı. Ben genel olarak savaş topu oynadığım için temel saldırım isabet ettiği zaman tekrardan bir mermi kazanıyorum. Bu mermi benim çok fazla işime geliyor. Fakat sizlere ben bugün ikinci yıldız gücünü göstereceğim. İkinci yıldız gücü de hesaplaşmada iş yapabiliyor abi. Yani kutu gibi ürünlere 2x daha fazla hasar veriyorsunuz. Burası da hazır robotlarla doluyken bu yıldız gücünü göstermem hesaplaşma için daha iyi olduğunu göstermem daha iyi olur. Aa buyur bak robota tek attım abi. Daha gerçekten ne yapsın bu? Hani kutulara vesaire o tarz şeylere bu şekilde daha fazla hasar vermeniz de gerçekten farklı modlarda iş yapabiliyor. Hangi oyun modunda kasacağınıza bağlı yani hangi yıldız gücünü kullanacağınız. Ve geldim ilk efsanevi karakterimize Spike'a. Abi şimdi Spike'da yani ben inanılmaz alıştığım için falsolu atışı kullanıyorum ama birinci yıldız gücü de yine size sürekli sağlık verdiği için iş yapabiliyor. Millet hatta bu falsolu atıştan kaçmanın taktiğini bile buldu. Hani yüksek kupalarda bu falsolu atışı hiç yemeyen tipler de var oyunda. Yani öyle kafayı tırlatan tipler gerçekten var. Abi onu niye öğrendin bilmiyorum. Adamlar öğrenmiş ya. Abi bu adama bunu atıyorsun. Adam o mermiyi yemiyor. Adama iki tane atıyor. Adam onu da yemiyor. Yani ikisini birden hop sağa sol bir şeyler yapıyor. Dojluyor. Ama bilmiyorum yani. Ben bununla geldim. Bununla gidiyorum gibi bir durum var şu anda. Hani bu falsolu atışı kendimi bildim bilelik kullanıyorum. Diğerine pek fazla alışamadım. Crow karakterine geldim. Crow karakteri de birinci yıldız gücüyle düşmanların %15 daha az hasar vermesini sağlıyor. Tabii ki %15 daha az hasar vermesi için ne yapmanız lazım? O düşmanı zehirlemeniz lazım. Yine gayet güzel bir yıldız gücü. Şöyle bizim bir 500 vuran robotumuzu da deneyelim. Oğlum sen de olmasan var ya. Nasıl deneyeceğiz bunları be? Vur bana bir. 500 vurdu. Zehirledim. Kaç vuracaksın? Hocam 425 vurdu. Bu şekilde hasarı azaltıyor. Leon karakterine geldim. Leon karakterinde gizli iyileşme yıldız gücünü kullanıyorum. Bak bunun sevdalısı olabilirsin. Puslu havanın sevdalısı olabilirsin. Düşük kupalarda dikkatimi çekiyor. Sürekli bunu kullanıyorlar. Bunu kullanmayın arkadaşlar. Ya bu tamam canınız doluyken güzel bir şekilde inanılmaz böyle uzaktaki rakipleri yakalayıp onları kesmenizi sağlayabilir. Agresif bir yıldız gücü biliyorum. Ama şu var ya şu gizli iyileşme. Bu gizli iyileşme sizi birçok pozisyonun içerisinden sağ çıkartır. Hatta siz yani az canla kendi canınızı fullleyip rakibi bile almanızın sebep olur. Birazcık hem defansif hem ofansif yani iki yöne de çıktığı için bu yıldız gücünü kullanmanızı tavsiye ederim. Birinciyi bence kullanmayın arkadaşlar. Yani birinci sizi dediğim gibi sadece kill almanızı sağlar. Onun dışında zor bir pozisyonun içerisinden sizi çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Hızlı koşarak kaçabilirsiniz. Ama bununla da aynı şekilde sürekli sağlık alarak o pozisyonun içerisinden daha rahat çıkarsınız. Yani maceraya gerek yok hocam. Garantiye al kendini. Sandy'ye geldim. Sandy'de yıldız gücü olarak hasar veren yıldız gücünü kullanıyorum. Ya burada oyun modu fark eder mi diye düşünüyorum. Sanırım bu karakterde oyun modu fark etmez. Yani sürekli bunu almanız sizin daha çok işinizde yarayabilir. Yani bu yıldız gücü çünkü sürekli rakiplere hasar verdiği için rakiplerin nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz ve büyük bir alanda rakiplerin size yaklaşmasını engelleyebiliyorsunuz. İnanılmaz agresif bir yıldız gücü kısaca yani bunu kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ember karakterine geldim. Ember karakterinde ikinci yıldız gücü yanan sifonu kullanıyorum. Ember'da abi burada ateş sıvısının birikintilerinin yanındayken ateş nefesi yani düz vuruşumuz %20 daha hızlı dolduruluyor. Abi bu karakterin mermisi bittiği zaman gerçekten hiç çekilmiyor yani şunun içerisindeyken daha hızlı dolması benim için çok güzel yani şöyle bir daha bir bakayım. Hani güzel bir etki var ya bu arada. Gözle bile görülebiliyor yani. O turuncun daha hızlı ilerlediğini fark edebiliyorum yani. Mech karakterine geldim. Mech karakterinde hocam eskiden olsa kalkanı kullanırdım. Fakat artık kalkanı kullanmıyorum. Karakter zaten yüksek bir şekilde başlıyor. Havadan başlıyor. Havadan başladığımız için de diğer yıldız gücünü kullanmanız sizin için daha iyi olabilir. Dibinize rushlayan bir rakip varsa güm hocam patlıyorsunuz ve ona hem hasar veriyorsunuz hem de itliyorsunuz. Duvar olduğu için itledim böyle. İnanılmaz belli olmadı ama sizi rakipten gerçekten kurtaran bir yıldız gücü. Bir de üstüne hasar verdiğin için canını da azalttıysan rakibi de öldürebiliyorsun o şekilde. Surge karakterine geldim. Surge karakteri de baktığınız zaman aslında hangi oyun modunda oynadığınıza göre değişen bir karakter. Neden? Yani şimdi gidip maksimum etkiyi kullanırsan tek hesaplaşmada iş yaparsın. Ama soğuk servisi kullanırsan bir kere öldüğün zaman zaten bu yıldız gücünün bir anlamı tek hesaplaşmada kalmıyor. Tek hesaplaşmada bunu kullanmazsın. Ama 3vs3 oyun modu oynuyorsan genel olarak
Ki ben öyle yapıyorum. Soğuk servisi kullanıyorum. Ama hesaplaşmada oynayacaksan da diğer yıldız gücünü kullanman tabii ki senin için çok daha iyi olur. Yani ben burada şöyle ikinci seviyeye yükseleceğim. Ya bunun 7500 vurmasını da beklemeyeceğim. Bu beni kestiği zaman, öldüğüm zaman yine direkt iki seviyeden başlamış olacağım. Chester'a geldim. Hocam Chester'da birinci yıldız gücü çıngırak çılgınlığı kullanıyorum. Yani diğer yıldız gücü de ultinizin ne olduğunu size gösteriyor. Yani onu bilsen ne, bilmesen ne. Sonuç olarak rastgele gelmeye devam ediyor. Bu yüzden onu bilmemin bir önemi var mı? Var aslında. Ona göre oynayıp taktik yapabilirsin. O ayrı mesele ama ya ben bunun daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Normalde bu karakter 3 mermiyi attıktan sonra tekrar 1'e düşüyor. Ama ne oluyor? Yıldız gücünde bu 4'e çıkıyor ve bu 4'le beraber 5120 hasar verdim. Hani daha ne olsun ya? Burada 3. ve 4. vuruşu kombinlediğiniz zaman bakın. Şöyle 3840, şöyle bir de 5100 vurdum. 10.000'e yakın hasar vermenizi sağlıyor. Bu yüzden güzel bir yıldız gücü. Cordelius karakterine geldim. Cordelius karakterinde ikinci yıldız gücü Mantar Krallığı'nı kullanıyorum. Bu yıldız gücü de siz öteki dünyaya geçtiğiniz zaman arkadaşlar 3 tane mantar oluşturuyor. Bu mantarları siz yerseniz sağlık kazanmış oluyorsunuz. Bu gayet güzel bir şey. Eğer rakip yerse de rakibin zehirlenmesini ve canının azalmasını sağlıyor. Hani burada hemen bunu deneyebiliriz bak. Hocam bana vuruyor. Ben bunları aldım. Bak buradan canımı tekrardan dolduruyorum ve rahat bir şekilde rakibi indirebiliyorum. Rakip alırsa mantarları da güzel bir şekilde zehirleniyor. Yine benim işime yarıyor. O yüzden bu yıldız gücünü kullanmak çok çok daha iyi. Ve artık geldim son karakterim Kit'e. Kit'te de arkadaşlar dost savaşçının üzerinde 5 saniye daha fazla kalan temas bağımlısı yıldız gücünü kullanıyorum. Tabii ki tek hesaplaşma vesaire oynuyorsan yine bunu kullanman senin için mantıklı değil. Çünkü dost savaşçının üzerinde 5 saniye fazla kalıyorsun. Rakipte kalmıyorsun. Burada tek hesaplaşma oynayacaksan zaten güç küpünden sana %200 daha fazla güç kazandıran yıldız gücünü kullanman daha önemli. Bunu da yine robotlarla birlikte gösteremeyeceğim için direkt geçiyorum. Ve bu şekilde 76 karakterin 76'sının da yıldız güçlerini sizlere göstermiş oldum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.